Türkiye'nin iktidar savaşında dış cephe belirli olmaya başladı. Dikkat ederseniz Amerika'da Doğu Akdeniz'de bir ittifak oluşturdu. Amerika, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs birlikte Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar düzenlediler. Nabıldina tatbikatı, Nemesis tatbikatı, bunlar Tevrat'tan ve Yunan mitolojisinden alınan intikam tatbikatları. Fransa da onlara katıldı. Dolayısıyla karşımızda Amerika, İsrail, Yunanistan, Fransa gibi bayağı geniş bir kuvvet oluştu. O bakımdan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de evet milli gücümüze güveniyoruz, donanmamıza, Türk askerine, Türk denizcisine ve hava kuvvetlerimize ve kara kuvvetlerimize güveniyoruz, doğru. Ama karşıdaki gücü hesap ederek bizim de ittifak birikimimizi Doğu Akdeniz'de değerlendirmemiz, harekete geçirmemiz ve yeni müttefikler bulmamız, yani olası müttefikleri devreye sokmamız lazım. Yoksa Amerika burada ilk önce Yunan kuvvetlerini üzerimize sürerek bir takım provokasyonlar, kışkırtmalar, tertiplerle başlayıp arkasından Türk ordusunun karşısına demin saydığım Amerika, İsrail, Fransa, Yunanistan gibi kuvvetleri devreye sokarak ve harekete geçirerek bizi zor durumlara sokabilir. Tabii bu iktidarı da belirleyen bir süreç olur. O bakımdan iktidar, Türkiye'deki iktidar mücadelesinde şu anda odak Doğu Akdeniz'dir. Ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saydığımız kuvvetlere karşı Doğu Akdeniz'de kıyısı olan Suriye, Mısır gibi güçleri yanına çekebilir. Bu devletleri yanımıza çekebiliriz. Örneğin Vatan Partisi iktidarda bunu başarır. İktidarda olmadan da eğer mevcut iktidar bu konuda olumlu, elverişli bir tavır içine girerse Vatan Partisi muhalefet bir partisi olarak da bu konuda çok etkili olur. Ama bizim Suriye ve Mısır'ı kazanma olanağımız vardır. Onların yeri nesnel olarak bizim yanımızdır.